görebilirim. Biraz sonra yaparız. Evet efendim. Buyurun hanımefendi. Ben... Şiir, Türk şiiri konusunda daha doğrusu kendi edebiyatının geçmişini reddeden müteşayirler konusunda tartışalım. Buyurun. Bir şeyin bu şiirle ilgili bir 10-15 yıl önce bir panel dinlemiştim de eski bizim hızlı komünistlerden birkaç tane meşhur isimlerini vermiyoruz. Yazar. Eski solculardan diyelim. He, onlar. Yavrucuk şey yapma. Hayır, adam kendisi. Evet neyse evet. Orada şunu söylediler. Biz Türk müziğini severdik. Ancak devrimci olduğumuz için Türk müziğini dinlediğimizi söyleyemezdik. Gizli gizli dinlerdik diye anlattılar mesela. Efendim yani Türkiye'de tuhaf bir şey oldu. Sağcıysan Türk müziği dinleyeceksin. Solcuysan Batı müziği dinleyeceksin. Böyle saçma şey olur mu ya? Müzik müziktir. Şeyden. Evet efendim. Yalnız bazı seyircilerimiz ismi tabii anlamışlar vermediğimiz ismi. Hatta ismi söylüyorlar. Fuzuli'den bir gazel göndermişler. Sayın Şafak Tavkul. Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı? Melekler yandı ahımdan. Muradım şimdi yanmaz mı? Acaba böyle bir şey yazdı mı diyorlar o kişi. Şimdi ben... Evet. İsmini ısrarla vermediğimiz şair. Verelim, Melih Cevdet Anday. Atilla İlhan yazmıştır bu olayı. Fuzuli için Türk şiirinde klasik yoktur deyip Louis Aragon'un Ben Elsa'ya şiirleri Fuzuli adında bir Türk şairini okuyup yazdım. Bu sizin şairiniz değil mi deyince apışıp kalmıştır diye. Bunu Türkiye'ye duyuran da Atilla İlhan'dır. Verelim ismi peki. Ben evet. Melih Cevdet Bana Melih Cevdet bir beyit okur musunuz? Mısır bir şey. Ben hiçbir şairden Mersi. Okumam. Mersi. Sevmiyorum. Peki. Şiir okurken bile çok tereddüt ederek okuyorum. Çünkü Belli. Gerçekten sevmiyorum. Özellikle Niye? Özellikle ülkemizde ve gördüğüm çok teatral şiir okuma adeti de beni çok rahatsız ediyor. Teatral şiir okumayı söylemiyorum ben canım. Okumayı da sevmiyorum ben açıkçası. Yüksek sesli şiir okumasını sevmiyorum. Hiçbir şiirimi de mesela ezbere bilmem. Sevmiyorum. Kendi şiirinizde. Kendi şiirimi hiç bilmem. Çok enteresan. Gerçekten sevmiyorum. Ama bu benim alışkanlığım diyeyim. Bu şiirin, şiir böyleyse iyidir, böyle değilse kötüdür kafa yapısına da inanmıyorum. Ama efendim bu kişi ne kadar büyük bir şair olsa bile ki bence değildir. Ne kadar büyük bir şairse, isterse olsun, kalkıp bizim edebiyatımızın klasiği yoktur demek saygısızlığını gösteremez. Çünkü gittiği uluslararası kongre, şairler, edebiyatçılar kongresidir. Türkiye'yi temsilen gidiyor bu adam. Gittiği ülkenin edebiyat, kültür tarihine küfrediyor bu adam. Ve Aragon gibi birisi de söylüyor bunu. Yani çok affedersiniz, Louis Aragon, hadi söylemeyeyim. İzin verirseniz biraz bir şeyler söyleyeceğim ben de bu konuya dair. Buyurun. Tabii ki %100 doğru mudur değil midir? Atilla İlhan'a karşı asla bir şey söylemek istemem ama birisinin arkasından konuşuyoruz şu anda. Dolayısıyla İkisi ne kadar... İkisi değil ama yazılanlar değil, ortada. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış hiçbirimiz bilemeyiz. Hayır, orada bunu değildik. Yalanlamadı. Melih Cevdet bunu yalanlamadı. Hayır, yalan hadise doğrudur. Ama bu kadar net mi saymış? Evet, evet, evet. Atilla o zaman şöyle yazdı. Söyleyeyim. Ben takdir edersiniz ki Fuzuli'de biraz okuyan ve acayip hayran olan bir insan olarak Fuzuli'yi saymamak bir ukalalıktır belki. Hatta bir anarşist tavırdır. Ama belli sanatçıların böyle fevri ve tuhaf çıkışları vardır. Ama bu demek değildir ki onlar da kötü şairdir. Bir sürü mesela Picasso'nun da acayip çıkışları vardır. Picasso çok iyi bir ressamdır. Allah aşkına. Ama Melih Cevdet'te Picasso'ya bir şey koymak size hiç yakışmıyor. Efendim yapmayın. Niye aşağılıyorsunuz? Hayır bizdeki mesela. Melih Cevdet'in... Aşağılamıyorum estağfurullah aşağılamıyorum. Hayır sevmeyebilirsiniz şiirlerini ama... Hayır sevmiyorum da demiyorum. Demin daha dediniz... Şair kabul etmiyorum. İşte bu sevmemek demek. Şair kabul etmiyorum. Yalnız bu... Ha şu vardır. Melih Cevdet'in çok güzel bir eseri vardır. Anaberli'yi tercümesi Edebi Alem bu. Hakikaten orijinalinden güzel tercüme etmiştir. Ama dünya edebiyatta böyle şeyler vardır. Adam ciltler dolusu şiir yazar, şiir hiçbir şeye benzemez. Bir tercüme yapar, o dile yerleşir.
ve gider. Ben de seneler, Edgar Allan seneler Poe'nun... Evvelde bir Ödeniz Ülkesi'nde bir kız biliyorsunuz. O çocuk, ben çocuk, memleketimiz Ödeniz Ülkesi'nde. Ama burada şunu söylemek lazım. Yani burada şairler... Şeyini mesela, biliyorsunuz şimdi... It was many and many years ago in a king. Edgar Allan Poe'nun ben kısa hikayelerini tercih ederim. Şiirlerini değil ama Melih Cevdet'le ilgili bir dakika konuşmama izin verirseniz şunu söyleyeyim. Deminden beri söylediğim gibi ben Melih Cevdet Anday'ın avukatlığını yapmak istemiyorum. Ama ben Melih Cevdet Anday'ın şiirlerini, mesela Kolları Bağlı Odysseus olsun, Güneş'te adlı son kitabı, son kitaplarından birisi olsun. Bence gerçekten çok güzel şiirler var orada. Bu şairdir, bu değildir. Bunlar birazcık zevkle ilgili bir şeydir. Sizle biliyorsunuz hep tartışıyoruz. İngilizce şiir olmaz. Bu böyle takır tukur dilde şiir mi olur? Öyle demedim ben. Buna benzer bir şey söyle. Hiç alakası. Ne? İngilizce şiir komik geliyor bana dedi. İşte komik. What is this? It is a book. Hark hark the lark. Ya Fransa şiirinin yanında İngilizce şiir ama komik. Ama şey var işte bu Türkiye'de... İşte zevkle ilgili bir şeydir. Bu ben onu diyorum. Geçmişi ret, tarihi ret, edebiyatı ret, solculuk adına yapıldı ama Atilla İlhan da solcudur. Atilla İlhan böyle bir şey yapmıyor. Yani Atilla İlhan hem tarihine sahip çıkıyor hem şiirini yazıyor. Hem bir aydın olarak halkı aydınlatıyor. Tabii bu şundan kaynaklanıyor. Bizim... Korkunç bir kültürel travma yaşadık 20. yüzyılda. Evet. Yani bu müzikte başımıza gelen, şiirde, tarihte başımıza gelen şeyi bu. Yani o reddi mirastan sonra bu mesele işin bir de üstüne 60'lı yıllardaki sol akımlar Türkiye'ye girince iyice karışık hale geldi. Evet. Ve tabii biliyorsunuz zamanında siz de yazdınız. Yani tarihe, millete yani ağır laflar söylemek, küfretmek aydınlık olarak yok, kabul ediliyor. Yok şey öyle değildi. Melih Cevdet öyle yok onun için demiyorum. Genel bir kanaat. Genel yani bir Melih Cevdet aydın olmak için, aydın geçinmek için Türk Edebiyatı yokluğu diyecek bir insan değildir. Hayır. Hayır. Siz nasıl, ben yine burada Melih Cevdet'i korumak adına bir şey söyleyeceğim. Siz nasıl mesela o şair değildir diyorsanız, Fuzuli ne kadar büyük bir şair olsa da Melih Cevdet belki de onu sevmiyordu. Öyle bir şey de olabilir. O zaman zevksiz demekti. Zevkli ya da zevksiz. Efendim, bakın arada fark var. Sadece Fuzuli değil, bütün edebiyat tarihimizi hakaret ediyor bu adam. Ya ben buna çok şaşırıyorum. Hiç öyle bir şey, öyle olabileceğini tahayyül etmiyorum. Çok bilinen bir şeydir. Yok, hayal etmekle olmaz bu iş. Çok bilinen bir şeydir. Atilla İlhan rahmetli çok büyük yaygara çıkarttı bunun etrafında. Melih Cevdet hayır diyemedi. Öyle derin ki gözlerin içmeye eğildim de bütün güneşleri pırıl pırıl orada. Onu okuyacaktım ben de. Buyur. Biliyordum. Ne güzel. Hep evet, bu okumuş. Elsa'nın gözleri. İşte. Lezio de Elsa. Okumayı sevmiyorum. Evet efendim. İsterseniz siz okuyun. Rica ederim. Öyle derin ki gözlerin, içmeye eğilince yansıdığını gördüm. Orada tüm güneşlerin. Oraya sığınışını bütün ümitsizlerin. Öyle derin ki belleğim kayboldu içlerinde. Bulanık bir okyanustur kuşların gölgesinde. Sonra birden hava açar ve değişir gözlerin. Bulutları biçer yaz eteğinde meleklerin. Maviden de mavidir gök buğdayların üzerinde. Mavi göğün hüznü boşuna dağıtır rüzgar. Açılır mavisi gözlerinin bir yaş parıldayınca. Gözleri kıskandırır her yağmur sonrasında. Cam da mavidir kırıldığı yerde bu kadar. Hepsini okuyalım mı? Uzun bir şiir lütfen, ama bu bölümü lütfen. Çok güzeldir. Kaldı galiba. Hayır. Aa o zaman. Şu bölümünü çok seviyorum ben. Kainat. Sözcüklere bir tek ağız yeter Mayıs ayında. Bütün şarkılar ve bütün ahlar vahlar için. Yetersizdir gök kubbe bütün yıldızlar için. Gözlerin ve iki sırrı gereklidir onlara. Çok güzel bir şiir. Sözcüklere bir tek neydi? Ağız yeter. Mayıs ayında. Bütün şarkılar ve bütün ahlar ve vahlar için. Bu arada bendeki çevirisi Ahmet Necdet ve Gertrude Durusoy. O bilmiyorum o tercümeyi. Yapılmış. Şimdi o hakikaten Fuzuli'den etkilendiği çünkü kavramlar şey kendisi de söylüyor zaten. Hmm. O şey için sordum. Bu sözcüklere bir tek ağız yeter Mayıs ayında. Belki çok fazla yorumluyorum ama Fuzuli'nin çok güzel bir meselesi mütekerriri vardır. Pembe-i dağ-ı cünun içe nihandı bedenim, diri oldukça libasım budur ölsem kefenim, canı canan dilemiş vermemek olmaz ey değil, ne niza eyleyelim ol ne senin de öyle benim. O da kranındır, ay şeyini gösterir. Hı. Belki bilmiyorum ama
Velhasıl şey, Louis Aragon Fuzuli diye bir Türk şairini aldım diyor. Türkiye'yi temsilen, aslında Türkiye'yi değil, bazı müteşairleri temsilen giden bir zat da bizim edebiyatımız yoktu diyor. Bu efendim çok acı bir şeydir. Bir memleketin kültürü, edebiyatı, sosyal hayatı için böyle bir cevap çok acı bir şeydi. Ve bunun arkasında çok derin manalar vardı. Bu günlerce tartışılacak, konuşulacak bir konu. Bilmiyorum Erhan ne dersin. Çok acı bir şeydi, o kadarını söyleyeyim. Her ikisine de Allah rahmet eylesin. Yani Atilla İlhan'a da şeye de... Melih Cevdet'e de söyleyemediniz bile. Unuttum. Ama tekrar söylüyorum. Sezar'ın hakkını Sezar'a verecektiniz. Ana benliği tercümesi çok güzeldir. Yani İngilizcesinden daha çok zevk alıyorum Türkçesinden. Ki ben şiirin tercüme edileceğini, tam manasıyla tercüme edileceğine pek inanmam. Çok mana kaybeder şiir. Tam değil, hatta hiç tercüme edilemez. Hiç, bence evet. Fakat düz yazıya belki çevrilebilir. Yani bir kelime karşılığında 4-5 kelime kullanarak geniş tercüme yapılabilir. Ama ana haberliği çok güzel çevirmiştir. Ama o bizim klasiğimiz yoktur sözü de utanç verici, çok acı bir şeydir. İşte ben de dediğim gibi doğru. Sonuçta doğru, yanlış, sanatçıları bazı sarf ettikleri sözlerden dolayı yargılamaktan çok işlerine bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada asıl ayrılıyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki ben Fuzuli şairi değildir ya da edebiyatımızı reddedelim tarzında bir teze asla savunamam. Tam tersine. Siz malumatta entelektüel bir insansınız. Bu lafı ancak entelektüel olmayan birisi eder. Anday, ben vakti zamanında tezimi yazarken çok araştırdım. Çoğu konuda inanılmaz entelektüel bir insan. Özellikle o Cumhuriyet'te yazdıkları yazıları, Batı felsefesi olsun, değişik edebiyatlar olsun, gerçekten çok araştıran, okuyan bir insan. Bunu biliyoruz. Türk edebiyatını okumamış galiba. Ama işte dediğim gibi bir sürü sanatçının sarf ettiği, hatta saçmaladığı zamanlar olmuştur. Ama bir de yaptıkları şeyler ortadadır. Siz onun şiirlerini sevmiyorsunuz. Saçmaladığını kabul ediyorsunuz, ben bir şey demeyeceğim. Böyle bir laf tabii ki ben ne kadar güzel, aferin diyecek değilim tabii ki. Ama ben şiirlerinden bahsetmek istiyorum ve şiirlerinin altını çiziyorum deminden beri. Çünkü ben seviyorum, siz sevmiyorsunuz. Ama bu demek değil ki, yani ona bir takvim şairi demek ya da o şair duvar bile değildir. Dedi. Duvar şairi, takvim pardon. Şairi demedim. Duvar şairi. Duvar takvim şairi, pardon. İçinde çok iyileri vardır. Takvim şairi demedim, çok iyileri vardır. Yapmayın. Şair bile değildir dediniz. Ben ona katılmıyorum. Bu sonsuza kadar gider. Siz seversiniz, ben sevmem. Tabii zevk meselesi. Zaten zevkler, renkler çok güzel tartışılır. Tartışılmaz ki tartışılır. En güzel renk mordur. Ben de seviyorum. Emperyal renk. Emperyal yani. Şimdi efendim kısa bir ara verici. Emperyal renktir mor. Bizans renk. Emperyal. Sizince söyleyeyim hanımefendi. Yani Levni Humayun mu diyeyim o zaman? Şimdi güzel oldu. Şimdi güzel oldu. Karşılığında. Şimdi efendim kısa bir ara veriyoruz. Ondan sonra sohbetimiz devam edecek. 93 albümünü konuşacağız efendim. Efendim tarihin arka odası devam ediyor. Sabah kadar buradayız efendim, merak etmeyin. Bak seyircilerimiz, işinize zaman gelmeyince ara koyuyorsunuz. Ya yoruluyoruz biz de. İhtiyaç molası veriyoruz otobüsten verdiği gibi. Şimdi saat 3.30 oldu. 93 albümünü konuşacağız ama bir müzik dinleyelim, ondan sonra konuşacağız efendim. Kamera hanımefendi göster. Efendim. Ya şunu söyleyeceğim. Çocukluğumdan beri hep sizin gibi insanları özenmişimdir. Yani böyle nasıl gece yaşayıp gündüz uyuyan türden yarasa adamları. Çünkü hep bana bu çok daha Ahmet hoş Aşim geldi. Ne der? O kadınlar ki ince ve leylidir. Geceler, yaşamak gecedir. İşte özenmişimdir ama olmuyor. Yani ben gece, bir gece uykusuz geçireyim. Premierini bu gece yaptınız, başlangıcı. Alışırsınız. Haftada bir olunca bu. Gündüz uyuyun efendim. Ya, haftanın 6 günü gayet güzel bir saatte yatıp sabah erkenden kalkan bir insan bir gece böyle yatınca pazar günüm benim ruh gibi geçiyor. Hayalet gibi dolanıyor. Yarın akşam da buradayım. Ama efendim Fatih Altaylı, Zafer siz sabahlara kadar oturan bir insansınız.
İşte efendim siz de sabahla eğer o şiirleri demin methettiğiniz şiirleri geceleri okuyor olsaydınız bir şey olmadıklarını anlayacaktınız. Yani şimdi efendim 93 harbini konuşacağız. Türk tarihinin en büyük yenilgilerinden biridir. Fakat önce bir müzik dinleyelim. Rahmetli Kani'yi dinleyelim, Kani Karaca'yı. Yine benim kanaatime göre klasik tavır Kani ile bitmiştir. Kani Karaca, Dede Efendi'nin meşhur Hammamizade İsmail Dede'nin bir eserini okuyacak. Kesmek zorunda kaldım çünkü anons etmedim. Dede'nin Sabah makamındaki Mevlevi ayininin Yürük Semai bölümünü okuyor. Çok önemli isimler çalıyor. Niyazi Sayın, Mesut Cemil gibi 1950'lerden kalma bir kayıttı. Çok önemli sazlar refakat ediyor. Ve Kani Karaca'yı dinliyoruz. Sabah Mevlevi Hamamizade İsmail Dede'nin Sabah makamındaki Mevlevi ayininden bir bölüm. Evet efendim, Kani Karaca'yı dinledik. Hammamizade İsmail Dede'nin. Allah rahmet eylesin, çok büyük bir... Hammamizade İsmail Dede'nin Sabah makamındaki Mevlevi ayininden üçüncü selamdan bir bölüm okudu. Burası sabah değildi ama. Okudu o kısım. Uyutacak dediniz ama. efendim bu arada çok soru geliyor tabii. Şu 93 abine gelmeden enteresan bir soru geldi. Biz diyor bir seyircimiz, kapattım onun için ismi söyleyemeyeceğim. İşte Birinci Dünya Harbi'den sonra parçalandık. Almanya ne oldu? Almanya'nın da canına okundu. Bütün sömürgeleri elinden gitti. Versay'da. Versay Anlaşması'yla. Bulgaristan'ı budadılar. Evet. Küçüldü, şey oldu. Bir ordu tutamayacak, bilmem ne demeyecek bir devlet haline geldi. Fakat neticede bir Hitler çıktı karşılığında. Evet. Çünkü... Etki tepki. Etki tepki. Çünkü öyle bir elini kolunu bağladılar ki şeyin, Almanya'nın. Hitler gibi bir adamı ümit olarak, umut olarak gördüler, başa geçirdiler. Ve sonra daha büyük bir felaketi yaşadılar. Yalnız şeyi hatırlatalım. Hitler Paris'i aldıktan sonra yapılan ilk iş, Almanların yaptığı ilk iş. Bu Versay Anlaşması efendim, Versay'da bir vagonda imzalanır. O vagonu alıyor, anlaşmanın imzalandığı vagonu. Çünkü onu Fransızlar büyük zafer şeyi olarak muhafaza ediyorlar. O vagonu alıyor, Berlin'e götürüyor. O da devlet törenleri yakıyor. Vagonu. Versay'ın şeyinde böyle almışlardır. Aynı zamanda dejenere sanat dediği pek çok eseri Fransa'ya girdikten sonra paramparça ettiriyor. Kitap, resim. Evet. Ama birçok şeyi de Göring alıyor, götürüyor, şatosundan çıkıyor. Koleksiyon yapıyormuş, hassas adam. Almanlar da şeydir ilginç. Kendilerine ne zaman gelirse hemen Paris'e giriyorlar. 1871'de. Şeyde, Birinci Dünya Savaşı. Ama Fransızlar da ilginç. Ne zaman Almanlar gelse yeniliyorlar yani. Bir de o var. Aslen şey, ırk olarak aynıdır onlar. İkisi de yani Cermen kökenlidir Franklarda. Fransızlar kuran. Franklar Germen mi? Franklar Germen'dir. Şalman zamanında bunlar tek devlet aslında. Mesela birkaç yıl önce ilginç bir şey oldu. Avrupa Birliği'nin içinde Almanya ile Fransa daha yakın birleşme şeyine girdiler. Sonra yürümedi. Bu Şalman İmparatorluğu'nun sınırlarıdır 8. yüzyıldaki. Yani bu ama şey tabii orada tek o anlaşmayı yırtan biz oluyoruz. Yani Bulgaristan Almanya kabul ediyor. Ve şey ilginç, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanları çok uysal hale getirdiler. Yani izledikleri politikalarla. Mesela yeni bir Hitler çıkaramadılar. Yeni bir Hitler çıkaramadılar da Avrupa'nın kralı oldular. Bugün Avrupa topluluğu Alman hegemonyasıdır. Ekonomik olarak öyle 1 milyar euro ihracatı var ama Einsam dedikleri milli ruhu yok ettiler. Yani Almanlar, o Almanları Alman yapan şey gitti ki. Yani o izledikleri eğitim politikasıyla işgal kuvvetleri o hale getirdiler. Yoksa Almanlar bu ekonomiyle ortalığı karıştırırlardı yine yani bu kadar büyük bir... Ama biliyorsunuz Avusturya'da bilhassa ve Almanya'da da neonazi gruplar gittikçe artıyor. Yani sayıları artıyor, popülariteleri artıyor. Artsa da mesela ilginç bir şey var. Mesela bu Ermeni meselesinde de ben aynı şeyi söylüyorum. Almanlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra siz katilsiniz, siz katilsiniz, siz insanları yok ettiniz politikası izlene Almanları o ikinci kez yerinden kıpırdayamayacak hale getirdiler. Yani Almanlarda bir suçluluk psikolojisi yaratıldı. Yani, yani bu tepkiler Avusturya'da ve Almanya'da gelmiş olsa bile yani o şeyi bir daha toparlayamadılar yani. Yoksa Almanlar yani ilginç. Yani en büyük filozoflar Almanlardan çıkıyor.
Yani bu kadar müzik sert öyle. Şey oluyor evet. Yani Kant'ı çıkarıyorlar yani. Bütün felsefe tarihinin en önemli ismini. Bir taraftan da bu şekilde faaliyetler oluyor ama şey ilginç biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'nda Trakya'ya yaklaştıklarında bizimkiler de şey yapmışlar. Alman tanklarını durduralım diye kazıklar mazıklar çakmışlar. Hala duruyor o şeyde Trakya'da. Yani o şekilde durduracağımızı düşünmüş bizimkiler de. Ne yapacaklardı ki mecbur oluyor. Hayır zaten şey yapamamışlar. Bir şey yapmaya mecbur. Yani ama tanklar o şekilde durmaz. Yani ezer geçerdi Alman tankları. Efendim bu arada son derece entelektüel bir seyircimizden bir mail geldi. Çok istifade ettik. Hepinizin paylaşmasını istiyorum. Bütün seyircilerimizin ve program arkadaşlarımızın. Şu an çalmakta olduğunuz eser, yani kendimin okuduğu eser Rum Ortodoks ilahisidir. Hele Yunanistan'da kiliselerde çalınmaktadır. Mevlevi ayinlerinde icra edilen bütün eserler kilise ilahileridir. Türk sanat musikisinin önemli bölümünü bu ilahiler oluşturmaktadır. Sizin bilginiz var zannediyordum. Yakıştıramadım. Efendim çok teşekkür ederiz. Bizi irşad ettiniz. Bu hep aklımızda tutacağız. İstifade ettik bu bilginizden. Bravo. Bu kafada devam edin. Ama tekrar teşekkürler. Yani, Yunan müziği için. Dede Efendi kiliseden alıyor yani. Bütün Mevlevi müziği gitti arada. Ne diyeceksiniz? Efendim. Murat büyük Bey, şair sayılanı kalkıp Türk Edebiyatı klasiği yoktur derse seyircisi de bunlar kilise ilahisidir der. Yani böyle yazın, böyle olur Nevruz'u şimdi, meselesi. Evet şimdi 93 ayda. Sürekli aynı konuyu işliyoruz ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Hakikaten büyük sanatçılar evet. Bence yaptıkları yani hayatlarıyla değil, bir sürüsü ne kadınlar çiğnemişlerdir, bir sürüsü ne kepazelikler yapmışlardır eserleriyle anmamız gerekiyor. Şuradan geçen 10 kişiye soralım. 10 kişiden en az bir veya iki tane size ne bileyim bir Atilla İlhan Bircaysız okur ama hiçbir Melih Cevdet okuyamaz. Şiir böyle ölçülür. Şairliğin ölçüsü ama neyse, bu şairliğin ölçüsü alınan oldu, ödüller değildir. Yarışmalarda verilen ödüller falan filan değildir. Hiç ben... Ama güzel bir söz söylediniz. Atilla'yı hatırladım, Atilla abiyi. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Yağmur yerlerde sonbaharda bir azıcık okşasam sanki çocuktular. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Şiir budur, şair budur. Mersi. Ben Atilla İlhan'a bayılıyorum. Atilla İlhan'ın şair olup olmadığını tartışmıyoruz burada. Sadece Melih Cevdet Anday'ı siz saymıyorsunuz, sevmiyorsunuz. Ben seviyorum. Sevmiyorum demedim. Sadece ödüller aldığı ya da belli kısımlar, klikler tarafından tutulduğu Pelin için şair olduğunu iddia ediyorsunuz. Yıllardır gazetecilik bunu yapıyorum. Ödüller nasıl verilir? Sonsuza dek konuşuruz. Eminim, ben çok iyi biliyorsunuzdur. Ama bu ben onun bir sürü şiirini çok seviyorum. Siz nasıl hayat ediyorsunuz? Bu benim canım zevkime bakar. Bu da benim canım zevkime bakar. Bir şey demiyorum efendim. Seviyorum. Ama nokta. O zevk yakışmıyor. Ama şunu söylemek lazım. Yani ben tarihçi olarak şu kanaatteyim. Kendi tarihini, kendi kültürünü kabul etmeyen hiçbir sanatçı büyük olamaz. Efendim sermayesi kabul etmemek. Biliyor, gayet iyi bilir. Hayır. Yaş itibarıyla bilir. Bilmez olur mu fuzuli şeyi? Ama onun var olma sebebi onları kabul etmemek, yok saymak. Mesele bu. Siz yanlış anlamayın şeyi, bilmiyor demiyormuş bir zaman. Gayet iyi bilir. Bilerek yok sayıyor. Yani doğum tarihi itibariyle bir kere o dönemde yetişmiştir. Evet. Bunlar eski Türkçe döneminin insanlarıdır. Okullarda bunları okudular. Doğru. Fuzuli, Nedim'i, Nabi'yi, Şekalibi okudu bunlar. Gayet iyi bilirler. Ama bunların var olma sebebi, yükselme sebebi, isim yapma sebebi bunları inkardır. O ikinci yeni bilmem ne abuk sabuk şeylerdir bunlar. Yani bunlar gayet iyi bilirler. Ben sana bir şiir okuyayım. Dem bezmi visalinde heba olmak içindir. Nabzım heyecanında sada olmak içindir. Kimin? Orhan Veli. Niye Aruz'da şiirle yayınlanmıyor Orhan Veli'nin? Çok şimdi, güzel sözü. Nabzım heyecanında sada olmak içindir. Şuraya bak, çok güzel bir sözdür. Ama bugün Orhan Veli dendiği vakit balık şişesinde bir rakı olsam hatırlanıyor. Bunlar da var adamı. Bunlar niye söylenmiyor? Çünkü sembol kabul edildi bazı kişiler. Evet. Ya bir de deminden beri söylediğimiz bir şey var. Biz bu şairin şu şiirleri güzeldir, bu şairin şu şiirleri sayılmaz vesaire diyoruz. Ama belli dönemlerde belli ideolojiler ön plana çıkmıştır. Ve bu insanlar da bunların temsilcisidir. Sonuçta demin bahsediyorduk.
Kazıklı Voyvoda bir kesim tarafından kahraman ilan ediliyor, bir kesim tarafından hain, korkunç, deli bir adam olarak düşünülüyor. Ne oldu? Evet. Ses mi? Yok, kamera şey olmuş galiba. Ya pardon. Ya, bu gerçekten sonsuza dek konuşuruz bunu. Hayır, burada şöyle bir şey var. Şimdi bizden fazla Fransa'da da İtalya'da da solculuk yayıldı. Ama orada kendi tarihlerini reddetmediler. Solculuk meselesi değil bu arada. Hayır, bizdekilere mahsus. Yani bizde mesela milli bir sol olmadı. Yani ben, çünkü ben öğrencilik yıllarımda hatırlıyorum. Yani insanın Kabe'si Moskova olur mu? Şekerim, bu sağcılık, solculuk meselesi değil. Şeyi unutma, Almanya'da bir dönemde de Naziler Alman sanatını reddettiler. Mussolini şeyi reddettiği İtalyan sanatı vardır. Hayır. Hitler'in partisinin ismini söyleyelim. Nasyonal Sosyalist Partisi yani. Evet, yani şey değil. Neyse şiir daha çok konuşuruz ileriki tarihlerde. Çok soluna bir de bu saatte girersek. Sol meselesi falan değil de. Tam işte onu o batakla orada sapmıyor. Biz 93 abine gelelim, o da ne oldu? Evet. Şimdi bunun üzerine sonra 93 abine. Sonra da güzel uykuya gidelim. Yani şöyle söyleyelim. Şimdi sabah oldu zaten. Osmanlı-Rus ilişkilerinin, yani Ruslar Katerina'dan sonra devamlı mağlup ediyorlar bizi 1787'de. Evet. 1807'de, 1827-28 savaşında, bir Kırım savaşında biz mağlup ediyoruz. Avrupalı müttefiklerin çok desteğiyle. Çok affedersin Erhan'cığım. Araya girmem gerekiyor. Metin Bey, lütfen aynı maili 50 kere yollamayın. Programımda çaldığım eski şarkıda ulaşamazsınız. Cevabını vereyim. Ona benim kendi aşırımda ulaşamazsınız. Benim çaldığım kadarıyla iktifa edeceksiniz. Ama 50 kere mail göndermeyin. Ben okuyorum, okuma yazmam var. Görmüyorsun. Evet efendim. Tabii yani bütün Türk tarihinin en önemli felaketlerinden birisi 93 Harbi'dir. Yani 1877-78'deki Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Bu Osmanlı'nın omurgasının kırıldığı savaştır. Yani Osmanlılar, işte daha sonra yapılmış tabloları görüyoruz 93 Harbi ile ilgili. Bu savaşta omurgası kırılmıştır. Yani düşünün, aslında çok eski değil. 1877'de Sırbistan, Karadağ Osmanlı'nın elinde. Belgrad Osmanlı toprağı. Yani bugünkü Sırbistan'ın başkenti. Romanya bağımsız olmuştur. Bulgaristan'a muhtariyet verilmiştir ama o da bağımsız hale gelmiştir. Ve o savaştan sonra korkunç bir göç vardır. Yani Balkanlardan on binlerce Müslüman ya katledilmiştir ya göç etmiştir. Mesela bunun için özür dileyen hiç kimse yok. Bunları da söyleyelim. Ve İstanbul'daki kent dokusunun bozulmasının bir sebebi de budur. Yani bu 93 Harbi'nde gelen muhacirler İstanbul'a aşırı bir yük getiriyorlar ve kent dokusunda bozulmalar başlıyor. Çünkü nüfus artıyor birdenbire. Ve daha sonra da bunu 1911-12'deki, 12-13'teki Balkan Savaşı takip edecektir. Yani bu iki savaş Osmanlı'yı tasfiye etmiştir. Yani tarih sahnesinden kaldıran savaşlar olmuştur. Evet, 93 Harbi nereye kadar geldi, onu şey yap. Yani tabii Rus ordusu Yeşilköy'e kadar geliyorlar. Yani Yeşilköy'e. Taksiyon 10 dakika şimdi. Tabii yani çünkü buradan herkesin bildiği şudur. Plevne müdafasıdır. Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa'nın Plevne'deki önemli müdafası var. O kırıldıktan sonra Rus ordusu Yeşilköy'e kadar geliyor. Ve daha sonra anıt da dikiyorlar biliyorsunuz oraya. Hatta ilk Türk filmiydi galiba, değil mi? O anıtın, evet. Anıtın daha sonra yıkılmasıyla ilgili de ilk... Ya o tartışmalı. Ondan önce de bir film olduğu söyleniyor. Ya onu bilmiyorum. Onu genelde bilmiyorum, o anlatılır. Bu film var galiba. Bilmiyorum tartışmalı. Evet, öyle Aristofanos anıtı diye geçiyor. Onun yıkılması. Ve tabii bundan sonra Osmanlı artık ayaklarının üzerinde duramıyor. Yani en önemli şeylerden birisi bu. Ne kadar çok şarkı vardır, değil mi? Böyle hüzünlü o döneme dair, 93 Harbi'ne tabii dair. Yani şeyin özellikle Zara Müftüsü Raci Efendi'ydi, değil mi? Hı hı. Evet. Onun hatıraları şeydir yani. Bir çok şeydir yani, o drama anlatır. Yani insanların evinden, barkından uzaklaşmaları, yok edilmeleri, sürülmeleri. Tabii biz aslında enteresan bir şey, biz bunların çoğunu unuttuk. Yani mesela Ermeniler unutmuyorlar ama biz unuttuk. Yani bizim o kadar, yani Türkiye'de önemli devletimizin kurucusu Rumeli kökenli Atatürk. Atatürk'ün evet. Yanındaki yani İsmet İnönü'nün haricindeki birçok devlet adamımız Rumeli kökenlidir. Yani bunlar sadrazamların çoğu Selanik'te doğmuştur. Evet. Kavala'da doğmuştur. Ohri'de doğmuştur. Yani buna rağmen biz Rumeli kimliğini unuttuk Türkiye'de. Yani bu son derece önemli bir hadise. Yani demin söylediğiniz o Rumeli türküler de artık çalınmaz oldu. Yani bu ve Osmanlı'nın en önemli toprağıydı ve ana vatanıydı bana göre. Yani bu tabii muhaceretleri unuttuk. Yani Balkan Savaşı göçü, Kafkas Savaşı, Kırım Savaşı'nda. Yani bu ülkeye yani milyonlarca insan geldi. Yani 1 milyondan fazla insanın bu çekiliş sırasında yok edildiğini tarih kitaplarında yazıyor. Yani çünkü bir
katledilerek özellikle Ruslar Bulgarları tahrik edip o bölgedeki Türkleri öldürtüyorlar ki bunlar Dili göç etsin diye. Tabii. Mesela neler evet. yaşanmış. Yani o benim babamın kısmı Dili Orman'da. Annemin kısmı da Ohri ve Arnavutluk'a karışık. Anneannem ne hikayeler anlattı. Tabii canım. Yani Birinci Dünya Savaşı zamanında gelmişler. Ne acı hikayeler var orada. Fakat şey enteresandır. Yani Osmanlı Devleti Rumeli'de kuruldu, Rumeli'den yıkıldı. Evet. Ya şey diyor zaten. Rumeli'den yıkıldı yani. Paul Wittek, Yahudi kökenli Alman tarihçi. Yahudiliğin ne diye söylüyorsun? Ne gerek var? Ya olsun. Paul Wittek şey yani. Paul Wittek'in dinini ilgilendirmiyor. Şöyle biraz da ilgilendiriyor. Güzel bir tespiti var. Osmanlı İmparatorluğu varlık sebebini 1912'de kaybetmiştir diyor. Yani fiilen bitmiştir. Bakın 1912'de Balkan Savaşı ile. Çünkü Balkan Savaşı'nda da yani Birinci Balkan Savaşı'nda Edirne bile elimizden çıkıyor. Enver Paşa'nın sayesinde ikinci Edirne Fatih'i yanılıyor, kurtarılıyor. Yani Edirne ve Kırklareli de yani orada ikinci hareket olmasa yani bugün orada, elimizde olmayacaktı. Yani onlar bile gidecekti Selimiye bile. Çünkü Bulgar askerlerinin resimleri var mesela Selimiye'nin içine girmişler. Bakıyorlar vesaire. Çok büyük şeyler yaşanmıştır. Tabii. Şu şeyi söyle de madem öyle kapatalım. Evet. Bir dakika kapatalım diye o anda çarşı 2 saat sürer. Gözlerimi parladım. Ne güzel öğlen yapsak bu programı. Çaylarımız o zaman böyle daha... Kebap falan da söyleyeyim. Şey, Osmanlı'nın ana vatanı Rumeli miydi? Evet. Onu bir açıklasana. Yani şimdi çok soru da geliyor evet. konuda. Yani bu, şunu şu şekilde söyleyelim. Osmanlı Bilecik'te, Söğüt'te kurulmuş bir devlet. Hı hı. Ancak asıl büyümesi, yayılması Rumeli'de oluyor. Mesela Filipe 1363'te Bulgaristan'da hala Türk evleriyle meşhur bir yerde 1363'te fethedilmiştir. Van 1533'te fethedilmiştir. Yani Selanik'in fethi 1387'dir. Trabzon'un fethi 1461'dir. Yani Rumeli... Şimdi tekrar söyle. Selanik'in fethi... 1387'dir. Trabzon 1461'de fethedilmiştir. Yani 80 sene sonra tabii. Tabii yani mesela Van 1533'te geçiyor ele. Yani tamamıyla Kanuni Rakense 33-34'te ele geçiyor. Filipe 1363'te fethediliyor Bulgaristan'da. Ve Filipe 93 harbine kadar elimizde olan bir şehir. Ve evet. gidip gördüyseniz Lambertin'in konağı falan da vardı. Çok güzel Türk evleri var. Ve şey son yani o dokuyu yaşatıyor. Çok daha iyi korunmuş vaziyette. Koruyorlar ve biraz tabii. turistik bir şehir. Mesela o pahalıdır da biraz o yüzden diğer Bulgar şehirlerine göre. O yapıyı yansıtıyor. Tabii Osmanlı'nın mesela Osmanlı da bunu bütün memuriyetlerinde Rumeli ismini taşıyanlar birincidir. Mesela Rumeli Beylerbeyliği, Rumeli Defterdalı, Rumeli Muhasebeciliği. Çünkü asıl çekirdek olarak orayı kabul ediyorlar. Tabii biz çok çabuk unutuyoruz. Yani düşünün. Yani bilmiyoruz ki unutuyoruz. Evet devlet şimdi... Mesela Yunanistan'dan nerelisiniz diye sorduğunuzda Selanikliyim dediğiniz zaman birisi Yunanistanlı mısınız diyorlar. Yani ama Selanik'in 1912'de elimizde olduğunu hatırlamıyor insan. Ki Tahsin Paşa 35 bin askerle kurşun atmadan bırakıyor. Şey ilginç, bir seyyahtan bizim Fikret Sarıcıoğlu bahsetmişti. Dün bahsetti hatta. Bir kadın seyyah ismini unuttum şimdi. Selanik tüccar şehriydi. Tüccar şehri Selanik diyor, kendini savunmadan teslim oldu diyor. Tüccar, ticaretin tabii önde olduğu bir şehir Selanik o dönemde. Prag için de onu derler. Ordular girince hiçbir şey dokunulmamıştır. Ve hani o sonradan tank pembeye boyanıyor ya, öyle bir Havel o dönemde. Hiç ya yani Alman askerleri girmişler oraya ama şehre zarar gelmesin diye heykellerine, eserlerine, binalarına. Direkt yani buyurun alın. Çekler. Çekler. Çok güzel. Sana sever. Petersburg'da da ben bunu geçen sene öğrenmiştim. Heykelleri sarıp bal mumuna vesaire nehre atıyorlar. Ha şey olmasın evet. Savaşta tahrip olmasın diye. Sonra savaş bittikten sonra suyun içinden çıkartıyorlar. Ama bizde de oldu biliyorsun şeyde 2. Dünya Savaşı'nda Topkapı Sarayı'ndaki bütün hazine şey... Nevşehir tarafına götürülmüş, mağaralarda saklanmıştır. Tabii ne olur, savaşa girip girmeyeceğimiz belli değil. Çünkü Almanlar gelir de eğer bir girerlerse hazine gitmesin diye. Doğru. Ve birkaç sene sonra dönmüştür onlar. Boşaltılır. Hatta İstanbul'da o sırada boşaltılır. Fakat önce hazine gider, o Nevşehir, Göreme o taraflar zannedersem oralarda mağaralarda muhafaza edilir. Askeri birlikler tarafından. Keşke Irak'ta da aynı şey yapılsaydı. Son savaşta biliyorsunuz nasıl talan edildi müze. Amerikan orduları tarafından. O müzeyi kuran da şey,
Gertrud Bell mi? Gertrud Bell. Şu anda kim bilir nerelerde, daha çıkmadı o eserler ama. Ya herhalde çıkıyor değişik müzayedeler. O kadar yani yüz binlerce insan öldükten sonra yani orada kimse eseri koruyamazdı yani Irak'ta. Tabii, tabii. Yani o yağmalanır yani çünkü 1 milyondan fazla insanın öldürüldüğü söyleniyor. Yani o da enteresan, ben onu anlayamıyorum. Yani 1 milyondan fazla insan ölüyor. Yani hiç kimsenin kılı kıpırdamıyor ya. Enteresan bir şey yani Irak'ta. Biz siyasete girmeyelim. Evet. Bitirelim mi? Çok güzel olur. Uykunuz yoksa devam edelim. Böyle konu çok, bende çok not var önümde. Biliyorum da. Victoria'yı konuşacaktık biz. Haberler başlıyor. Victoria aslında beni Mr. çok... Mr. Brown değil, Victoria'ya Mrs. Brown denir. Bayan Brown yani. Haftaya konuşalım. Avrupa hanedanları. Tam saati şimdi. Victoria'yı konuşalım. Hayır, Mrs. Brown. Yani seyisiyle hikayeyle öyle. Bak Katerina konuştuk, ikinciyi konuştuk. En son ikinci Katerina kadın, hakkında... Kadın hükümdarları konuşalım bir sonraki haftaya. Elizabeth'ten başlarız. Evet, Elizabeth'i konuşuruz. Yalnız... Katerina'yı daha detaylı İkinci Katerina hakkında yeni bir şey okudum. Şu ana kadar belgeli olarak tespit edilen sevgili sayısı 132. Kazanı vaat etmiş yanında. Ama şey de söyleyelim yani bu kadın... Rusya'yı bir imparatorluk gücü haline getirmişti. Ya düşünsene. Voltaire Fransa'da, Voltaire'le mektuplaşıyor. Adam ölüyor. Voltaire'in evrakını kütüphanesini satın alıyor. Sen Petersburg'a götürüyor. Kadın böyle bir kadın. Ama sonra da yaktırıyor bazı şeyleri evet. Biliyorsunuz. Kim bilir neler yazmıştı. Yani her kendisi oyunda yazıyor. Kendisi şiirde yazıyor. Zaten malum hatıra defterleri bol bol mevcut. Ama sonrasında dediğim gibi bu 1789 devriminden sonra Voltaire'in getirdiği eserleri de yaktırıyor. Çünkü onlar halkı ayaklandırma açısından evet. Ve demokrasi açısından onun için tehlike teşkil evet. Ediyor. Dolayısıyla bir taraftan çok güzel şeyler yapıyor ama bir taraftan da gayet despot sizin altını çizdiğiniz üzere. O devirde bütün imparatorlar despot. Her devirde. Şey herhalde. Onun çağdaşı değil miydi? 1. Abdülhamit. 62 onun çağdaşı. 3. Mustafa ile 1. Abdülhamit. 1. Abdülhamit evet. 1. Abdülhamit'in neresi despot ya? Ben 1. Abdülhamit kadar vıdı vıdıcı bir padişah evet. Görmedim. Yahu her işe karışıyor adam. Fikret Öztürk onun hakkında saraya odun alınıyor. Evet. Alınacak oduna karışıyor adam. Bunun bilmem bu yaş, ya sana ne sen padişahsın. Ama şeyden işte eğitim görmüyorlar. Bir şimşirlikte, kapalı yerde. Zaten biz de onu bir gün konuşuruz. Kardeş katlinin sona ermesi devletin başına gelen en büyük felakettir. Yani kardeş katli felaket diye gösterilir. Bunu sabah 6'ya kadar konuşulur. Asıl doğru, çok doğru dedi. Evet. Aslında çünkü 4. Murat haricinde ondan sonra doğru dürüst bir padişah çıkmıyor. Çünkü adamlar kapalı bir mekanda doğru dürüst eğitim almadan yetişiyorlar. Yahu. Ve bir kızı evleniyor. Tarihin arka odasından sonuna geldik. Gelmedik. Birinci kilometre kızı evleniyor. Çeyiz yapılacak. Yorgan, yastık yüzü bilmem ne. Sadrazama yaptırıyor bunları. Fakat gelen yorgan örtüsünü kendisi bakıyor. Vay efendim bunun bilmem nesini beğenmedim. Deseni iyi değil. İşçiliği iyi değil. Ya sen imparator musun? Şeyin ambar memuru musun sarayı? Onun babası da ilginçtir 3. Ahmet. Şimdi onun bazı yeni hattümayınlar açılacak yani kendi eli yazısıyla milleri. Orada bir arkadaş anlattı. Daha yayına çıkmadı bu. Kızı hastalanmış. Şimdi Darüsaadası'na mektup yazıyor diyor ki yapma. Normal vatandaşın kızı hastalanır. Adam bir sararlar ederler iyileşir. Bizim kıza o kadar doktor bulduk. Bu iyileşmiyor bir türlü. Annesiyle ilgilenmiyor galiba. Şunun kulağını çek de kızıyla ilgilensin diye. Yani 3. Ahmet de öyle ilginç bir padişahtır. Lale devrim hükümdarı. O 3. Ahmet'tir değil mi? Sadrazamına şey yazar. Tabii 3. Ahmet'tir. Şehirden bir hanıma aşık olmuş. Getir nikahımı alacağım ama diyor bir süre diyor sarayda kalsın diyor şimdi mektupta. Şey Çağatay Bey yayınladı galiba ama Çağatay Ulucay. Sonra akşam diyor odunluk kapısını açık bıraktım diyor. Padişah yapıyor bunu. Ortada pek gözükmesin senin konağına götür diyor hanımın ilgilensin diyor. Evet. Padişah değil bizim imparator. Bak 3. Ahmet'in resmini anında evet, verdi Ahmet yönetmenimiz. Yani hiç ilginç olmayan bir şey. Fakat diyor pek fazla konuşmasın kadınlar diyor. Sen diyor gece yarısından sonra kapıyı açacağım diyor odunluk kapısını diyor. Oradan gizlice getiresin diyor. Getiresin. Efendim biraz daha durursak Pelin Hanım uyuyacak.
Rekorumuzu kırdık ama geçen hafta 3.5'da bitirmiştik, 4 oldu. Haftaya 5'te bitireceğiz. yarın sabah akşam, ezanına. Ders saadette sabah ezanlarıyla. Daha var. İşte ezan haftaya diyoruz. Var. Ezanla şey yaparız, evet. Evet. Hatta ben buradan kendimden bir ezan dinletirim. Evet. Efendim yarın akşam Teke Tek Özel'de, Fatih Altay Bey'in Teke Tek Özel'inde Yaşar Nuri Hoca ile, Yaşar Nuri Öztürk'le beraberiz. Osmanlı din devleti miydi? Şeriat ne derecede hakimdi? Bu tür konuları konuşacağız. Bu haftaki konuşmamız, pardon programımız burada sona eriyor. Bütün zorlamalarına, tazyiklerine rağmen bir parça uzatabildim. Efendim önümüzdeki hafta ne konuşalım? Bakarız. Çalıntılardan konuşuruz. Türkiye dinamik bir ülke. Yani önümüzdeki gün doğmadan neler doğar? Hiç belli olmaz yani önümüzdeki haftaya kadar. Nasıl doğu şiir? Meşimeyi. Neyse. Efendim. Bir tarihin arka odası daha sona erdi burada. Belki şeylerden bahsederiz önümüzdeki hafta. Kardeş katli işkenceyi de konuşulmuş şeylerden. Efendim önümüzdeki hafta saat 23.30'da Cumartesi günü tekrar bir arada olmak üzere efendim. Hepinize iyi sabahlar.